Artık Photoshop'la web sitesi yapımına bir başlayalım. Önce ne yapacağız? Boyutlarımızı girelim. Milimetre değil, artık piksele dönüyorum. Genişliğim 1200 olsun. Yüksekliğim de 2500 olsun. Burası 72. Burası da ne? RGB. 1200 piksel cinsinden genişlik, yükseklik, RGB, transparan. Hop, create diyorum. Hoş bir alan oluşturduğum. Grup grup gruplandırarak giderim. Üst kısım, yani header kısmı. Header. Burası arka plan. Bunun rengi beyaz olsun. Bu header'ın içine bir tane grup açıyorum. Ve şekilde başlayalım. Yüksekliğim 150 150 olmasın, 50 piksel olsun. Burası 0. Burası da 0. Tam oturttuk yani. Rengimiz şuradan yapalım. Koyu 3-3 olsun. Bakalım bakalım nasıl duruyor. Bu arada bunun genişliğini vermemişiz. Genişliğimiz de ne? 1200. Bakalım. Şimdi burası navigasyon kısmı. Bölümlü edebiliriz. Şimdi menü kısmı ya da tamamını büyük mü yapsak dediğiniz gibi. Ya böyle kalsın. Şöyle bir şey yapacağım yanına da burayı 3 yapalım. Star olmasın. Tabii böyle olur mu olmaz. Yeni bir layer açarak ilerleyeceğiz. Düşünelim böyle mi? Yok, bunu ortalayalım. Yani şöyle yaptım. Bunun rengi de yine yukarı ile aynı olsun. Bir tane daha bunun aynısından çiziyorum. Bunun rengi böyle bir renk olsun. Yüksekliğimiz 5 ya da 10 olsun. 10 piksel olsun. 0 0 10 çok olmuş. 5 olsun. Çizgi çizdik yani üstüne. Şöyle kenarda 100 olacak şekilde
şu an. Ne olmalı? 1100 olmalı değil mi? Neden böyle bir şey yaptın? Hangi, nerede çalışacağımı bilmem açısından. Şimdi menülerimi yazacağım. Buraya bir grup menü dedim. Menünün içerisinde de text yazacağım. Bu kadar büyük olmasını gerektirir. Daha sonra onlar. Şimdi sadece tabi ana sayfa aklımızda ne diyelim sürümler onlar oluyor dersler aklıma sürümler dersler araçlar diyelim. Araçlar. Programlar. Hello. İletişim. Bu şeyler niye böyle oldu? Neyse çok şey değil mi? Araçlar diyelim. Şimdi başka yazacağımız bir şey kaldı mı? Sürümler, dersler, araçlar, notlar, programlar. Bir bakalım başka ekleyebileceğimiz bir şey var mı? Bir yardım koyabiliriz. Tamam galiba. Evet. Hı. Buna da logo diyelim. Rektangular burada niye dendi? Bunun altına gidecek. Logoya devam ediyoruz. Buradayken
yüksekliğinde 44 diyelim. Hatta 40 diyelim. Çok iyi aşağıya. Menü tamam, logo tamam. Tekrardan. Şimdi hangi menüde, hangi sayfada olduğumu gösterilmesi açısından, yani hover'ın aktif olabilmesi için bir tane daha şuraya çizelim. Ana sayfadan itibaren şöyle olsa tamamdır galiba. Bunun rengi de bu renk olsun. Buradan da boyutunu girelim. 100. Burası 45 olsun. Burası da 5 olsun. 5'in yerden başlasın. Tamamdır. Sadece yazının üstüne geldi. Yazının altına göndermek lazım. Bu şekilde çıksın diye. Evet. Yok. Bu sayfada yani tıklandığında böyle. Hakkımıza tıklandığında da hakkımıza bu şekilde görünecek. Yani aktif sayfayı göstermek için. Şey kısmını bitirdik. Header kısmını bitirdik. Şöyle kapatalım. Buraya geldim. Buraya bir grup daha açalım. Buraya da slider diyelim. Yeni bir layer daha açtım. Şimdilik alt kısmı belli etmek adı altında şöyle bir şey yapalım. Bin tamam, 100 piksel, 100. Burası bu kadar olmasın. 350 piksel yüksekliğe sahip. 350 de azmış ya. 400 diyelim. Böyle ama uzaklaştırılmış olduğu için böyle duruyor. Şöyle bakarsak aslında çok da böyle de çok oldu galiba. Evet. Ne yapalım? Buradan şekil polygon tool'a gidelim. Altıgenler çizelim. Star'a gerek yok. Böyle bir bırakalım şimdilik. Bu kısmı siz üst kısmı bir bitirin. Ondan sonra devam edelim. Burayı tekrar bir çizelim. Alt altı. Şunun rengini beyaz yap. Pardon. Böyle dursun. Sonra gerçi değiştireceğiz ama bir yeri daha açalım. Şu rengi değiştirmek istemiştim. Şöyle 200 üzeri bir şey çıkartalım. Kontrol T dedim.
Sağ tıkladım. 90 derece dön dersin. Yukarıda olmasını sağladım. Bundan arttırıyorum. Yanına gelsin. Aralarındaki mesafe 50 piksel olsa iyidir bence. Tamam, çok güzel. İkisini seçtim. Ctrl J dedim. Kopyaladım yani. Tamam, hepsinin arasında 50 piksellik bir değer oldu. Şöyle küçültelim. Aradaki mesafeyi ortalayalım. 86 çok mu gittik? 83, 83, 83. Şu an iyi. Şimdi alttaki yanımı biraz daha aşağı doğru büyütüyorum. Kalsın böyle. Dördünü Shift yardımıyla seçtim. Ctrl J dedim. Aşağıya indiriyorum. Tam imzada mı değdim yani. Tam şu an bu tarafa doğru kaydırıyorum. Sanırım bir tık şöyle tam ortada mı oluyor? Şu an nasıl? Evet. Buraya bir tane daha eklenecek. Onun dışında şu diğer dördü seçtim. Ctrl J dedim. Ve direkt aşağıya indiriyorum onu da. Ctrl J. Aradaki mesafeyi 50 olarak yaptım. Bir şey kaçırmışız tabi. Tam ayarlarını ayarlayamadık. Bakın burada biraz arttı, burada da arttı. Şunu yapacağım. Yani onları hesaplayarak gitmek gerekir. İşte hepsini seçtim. Çıkartalım. Gerçi alttakinin aslında gerek de yok. Yani direkt delete de yapabilirsiniz. Şimdi şunu yapacağım. Buraya birkaç resim indirdim ben. Olabilirsem eğer. Oh.
Resim çok küçükmüş. Neyse, şöyle büyütelim. Yok, bu resim işimizi görmez. Bu da işimizi görmez. Bu da işimizi görmez. Gidelim buradan hemen bir resim bulalım. Direkt doğa diyelim. Doğa resmi olsun, getirsin bize. Araçlar, boyut. Çok büyük bir resim olsun. Mesela bu olsun. Yeni sekmeni açsın, resim açsın. Ve bunu da farklı kaydedelim masaüstü. Masaüstü. Masa üstüne indirdim, indirdim. Tabi bu resmi nereye yerleştirelim? En üstte bu şeylerin en üstüne slide. Hatta şöyle yapalım. O kadar inmeye gerek yok. Şurada bırakmıştık galiba. Böyle yapalım. Slider klasörünün içerisinde aynen ikisinin arasında altla beraber tam ortaya tıkladığımda ne yaptı? Petiklerin içine yerleşmiş oldu. Tam farklılığında düşünülebilir. Bu hali bir getirelim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle bir yakınlaştıralım bunu. Evet. Slider'ın eksikleri var. Buraya oklar ekleyeceğim. Oku nereden ekleyelim? Costume Ship. Bunlardan hangisini alalım? Şunu alalım. Bunun rengi de yine bu renk mi olsun? Bu renk sanki daha güzel. Ctrl J dedim. Kopyasını oluşturdum. Çevirecek miyiz? Aynen. Ctrl T sağ tıkladım. Ne yapacağım? Flip horizontal dedim. Bir bakalım birazdan.
Devam ettiriyorum. Bakalım bakalım ne durumdayız. Cetvel indireceğim. Buraya bir çizgi çizmek istiyorum. Ya da direkt Rectangular Layer ile çizelim. Yükseklik 20 olmasın. 10 olsun. Rengimiz yine kendi rengi olsun. 10 çok olmuş. 5 yapalım. Evet. Bunlar ne? Slider'ın içinde. Şuraya bir grup daha açacağım. Karışmasın. Slider dedim. Aslında bu ne? Buna slider değil de buna petek diyelim. Bu slider'ın içinde buraya bir grup daha açtım. Oklar diyorum. Bu solda yapalım. Petek en başa yaptığımız slider 1'i petek yaptık. İkili slider 2'yi slider 2 olarak kaldık. Onun için de grup açtık. Alt çizgi. Hepsini belirtiyorum ki karışmasın. Okları da ayrıca bir şey açtım. Buraya hatta bir tane daha grup açacağım. O grubun ismine de işte slide'ları gösteren ok ya da ne diyelim kutular diyelim. İçine de bir tane layer açtım şimdi. Layer'ı da yine şöyle bir şey yapacağım. Bu altıgenler var ya, petekteki altıgenlerden bir tanesini alıyorum. Ctrl J ile arttırdım. Sonra bunu bu layer'ın kutuların içerisine attım. Petekte bir eksikliğe neden oldu mu bu? Olmuş. Çünkü peteğin içindeki Ctrl J olmamış. Şimdi o. Peteğin içinde buradaki kutular. Evet. Ben bunu doğa manzaraları diyorum. Tamam öyle. Doğa manzaraları resim. Resmin ismi. Şimdi bu küçük şeyi aldım. Dışa bir tane aynısından yapmıştım petek. Bu peteği, daha doğrusu altıgeni getiriyorum buraya. Yaklaştıralım. Küçülteceğim bunu. Rengini değiştirelim. 3-3-3 diyelim. Bu kutudan da kaç tane? 5 tane yapalım. Ctrl J. Aradaki mesafeyi 10 yapalım. Ctrl J dedim.
Çekip temizlemeyle mi Evet. çevirdiğinde? Evet. Ama tabii seçimden çıkan da Şu ortadakinin rengini de farklı yapalım. Bunu yapmış oldum. Şöyle bakalım. Bu grup galiba biraz daha aşağıda olsa daha iyi olacak. O çizgi nerede? Bu alt çizgiyi de kutunun içerisine atalım. Evet, yaklaştırıyorum. Biraz daha aşağı indireceğim bunu. Grubu seçtim. Niye gitmiyor bu? Grup se çekiyorum hani. Şöyle yapalım. Daha biraz daha estetik olsun. Evet. Bu grup da tamam. Buraya bir rectangular tool daha çizeceğim. Böyle iyi galiba. Rengimiz de yine bu renk olsun. Genişlik 1000, tamam. Burayı değiştirelim. 600 olsun. Burayı değiştiriyorum. 0 yaptım. Genişliği de 1200 yapıyorum. Tam alsın. 600 sanki çok oldu ya. 500 mü yapsak? Ya da 600. Şimdilik böyle dursun. Bunun içerisine bir tane daha altıgen ekliyorum. Bu petekten alacağım yine. Ctrl J dedim. Bunu da ne yapalım? Artık slider bitti. Buraya bir tane yeni bir grup açtım. Bu grubun içerisine de bunu atıyorum. Ve bunu atıyorum. Bu grubu da bu ikisinin ortasında bırakıyorum. Slider'la işimiz kalmadı. Bu grubun içerisindeki üsttekini aldım. Oklar kutuların içinde mi? Kutuların içinde değil. Oklar slider'ın içinde. O ayrıca.
Tam ortaladım. Üstten alttan. Ya şöyle yapsak daha iyi olacak galiba. İkisini seçtim. Tam ortaladım. Sonra bunu tekrar şöyle çekelim. Aslında bir tık büyütelim bunu. Şöyle daha iyi olacak gibi. Seçtim. Şöyle tam ortalansın. Buraya ne yapacağım? Bir tane resim getireceğim. Eğitmenlerinden biri vardı, onu eklesek. Bir tane resim bulalım ya da internetten. Ne oldu buna? Kısmı da T'yi açalım. ...15 olsun. Ve... ...buradan iki yana yastayı... ...kullanalım. Zaten öyleymiş. Tamam. Şöyle... ...aralarındaki mesafeyi... ...yüze indireyim. Sonra burayı tekrar 16 yapalım. Tamam. Akabinde bir resim indirmiştim. Resmi de tekrar Photoshop'un içerisine atıyorum. Küçülttüm. Getirdim buraya. Ve altla beraber ikisinin ortasına tıkladığımda içerisine girmiş oldu. Şöyle yaparsak sanırım daha hoş duracak. Bir de bir başlık ekleyelim. Paul Kırani.
Tamam. Bunu da yerleştirmiş olduk. Benim olmuş. Şimdi alt kısmı da iletişim kısmını yapacağım. Bura neydi? Team diyelim buraya. Ekip arkadaşları yani. Ekip. Buraya bir grup daha açıyorum. İletişim bölümü diyelim. Ve yeni bir layer açtım ve devam edeceğim. Yine aynı şekilde şöyle buradan devam. Yanlarda herhangi bir şey yapacak mıyız? Ben şekil yaptım mesela. Buraya mı? Bir çizgi çizebiliriz. Şöyle bir çizgi çizelim hatta yapalım. Yapmışken. Yok yok. Bunu tekrar ekibin içine atalım da karışmayalım. Tamam, ekip. Hangisi bu mu? Bu. Geldim. Genişlik 51 piksel mi? Bu kadar büyük olmasın. Beş olsa yeter bence. $55.99. $50. Bunun yüksekliğini de buradan 400 olarak belirleyelim. 50-50. Yalnız beş de fazlaymış ya. 3. Tamam. Ctrl J dedim. Ve diğer tarafa da alıyorum aynısını. Evet, 50-50. Şöyle. İçini şuradan boyaman lazım. Devam edeceğim. Hangi dörtgen? Şunu mu? Çizgi çizsin. Sadece. Aynen. Şöyle. Çok kalın olmuş yalnız bunlar ya. Şu 3 olmasın. 2 falan mı olsun? Evet. 2 daha güzel. Buraya da bir çizgi daha çizeceğim. Yükseklik 5. Genişlik 1000.
Yok. Şöyle yapalım. 1100. Çok olur öyle ya. 10 yapalım en iyisi. Evet. Bir tane daha çiziyorum. Bu da en baştan başlayacak şekilde. Bunu da iletişim bölümünün içerisine atıyorum tekrardan. Ekibin işini bitirdik. Alttaki kısma geldim. Bunun rengini yükseklik tartıyor olsun. Rengi bu renk olmasın. Koyu bir renk olsun. Tamamdır. Ya da şöyle bir şey yapalım. Yukarıdaki ile aynı renk olsun. Aynen. İletişim formu da yazıyorum. Formu. Bu kadar büyük olmasına gerek yok. Akabinde şekiller çizeceğim. H buraya 50 diyelim. Rengimizde bu renk olsun. Evet, böyle iyi. Bundan Ctrl J ile arttırıyorum. Arttırmadan önce içerisine bir yazı yazalım. Sonra arttıralım. Bir daha tek tek uğraşmamış oluruz. Adı son. Adı. Çift tıklayıp metni seçip sonrasında buradan yazı tipini değiştirebiliriz. Ben değiştirmeyeceğim. Ve bunu biraz opacity'sini düşürelim ya da fill değerini. Şöyle 25 iyidir.
İkisini seçtim. Sanırım 50 çok olmuş ya buna. Bunu biraz daha düşürelim. 40 olsun hadi. Aynen. Seçtim. Böyle iyi. Ctrl J dedim. Kopyasını oluşturdum. Aşağıya iniyorum. Güzel. Tekrar Ctrl J. Tekrar Ctrl J. Bir tane daha kontrol J dedim. Onu da aşağı yapalım. Adı soyadı, ilk adı soyadından sonra devam ediyorum. Buradayız. Mail adresi. Telefon. Numarası. Konu. Bunu da bir tane daha Ctrl J yapıp aşağıya indirelim. Böyle indirdim epey. Hemen altındaki buna mesajınız yazalım. Mesajınız. Ve altındakini de arttırıyorum. Şöyle 100, 150 yapsak nasıl olur acaba? Bence 150 gayet iyidir. Aradaki mesafeyi yine 20 yapacağım. Tamam. Şu en alttakinin boyutunu tekrar arttırıyorum. 400 değil de burayı 600 yapsak sanki daha güzel olacak. Aynen. Bu adı soyadı kısmındaki en üstteki yani. Buna gönder yazalım. Gönder yazalım. Sonra bu altındakini de 400 değil. 400 olmasın. Delete. Bir delete daha. 150 yapsak nasıl olur? Güzel olur. İkisini de seçtim. Ortaladım. Ve bunu taşıyorum. Gerçi taşımayalım. Ctrl J dedim. Kopyasını çıkarttım. Sonrasında taşıyorum. Tamam oldu galiba. Baştaki gönderi
temizle olarak değiştirdim. Yani formu temizleyebilsin. Şöyle bir bakalım. Son olarak da buraya bir kutu daha çizeceğim. Genişlik 400 olsun. Ha, genişlik 400 olmasın. Genişlik 500 olsun. Tamam. Bunun yüksekliği burayla aynı olabilmesi için galiba 450 mi olması gerekiyor? Aynen. Sanırım öyle. Tamam. Buradan hemen bir harita indirelim. Böyle iyi galiba. Onun hemen prens ekranına ekran görüntüsü alınıyor mu şu an? Bir bakalım bakalım. Resimler alınıyormuş. Evet, bunu alalım. Photoshop'ta yeni sekmeden önce bir açalım. Bunu croplayalım. Sonra da taşıyalım buraya. Ve bunun kenarlarını ovalleştirelim. Sonra da altla beraber içine yerleştirmiş olalım. Tamam galiba. Böyle iyi. Biraz büyütelim buradan. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bu seçiliyken tam ortalanması altına. Burayı da bir dur. Şimdi iletişim bilgilerinin olduğu bir alan oluşturacağım. Bu ikisi seçiliyken bir grup oluşturalım. Buna harita diyelim.
Ve diğerleri de seçiliyken bir grup daha oluşturalım. Bunu da form diyelim. Buradayken bir grup daha oluşturuyorum. Bunu da iletişim bilgileri diyelim. Ve bu seçiliyken yine bir layer atmıştım içerisine. Önce arka planı hemen yapalım. En sona kadar gitsin. Yüksekliğim 100 piksel olsa yeter. Şöyle seçelim. Yüksekliğimiz 100 piksel. Sıfırdan başlatalım. 1200. Tamam. Rengimiz de bu renk mi olsa? Yok yani, şöyle daha açık bir. Öyle daha iyi sanki. Tamam, bu renk olsun. Burayı da ayarlayalım hemen. Böyle yakınlaşıp çalışırsak daha iyi olacakmış gibi. Onu da yukarıya alalım. Tamamdır. Burayı 3'e bölecek şekilde çalışalım. Beni 3'e bölersek ne yapar? 333 gibi bir şey olur. 300-300 gidelim. Yani ilk gideceğimiz değer 400. Sonra 800. Tamam. Çok iyi. Şekillerle başlayacağım. Bir şekil ekleyelim. İlk kısımda bir dünya alalım. Ve çizelim. Tabii burada bir layer çizmezsek ne olur? Aynı layer'de çalışmış oluruz. 70'e 70, tamam. Rengimizi seçelim. Tekrar bu renk olsun. Bu ikisi seçiliyken ortalansın ve yanına bir yazı yazılacak. Sonra da bunu nokta ve tasarımın nokta com nasıl şeyde C'de resimleri. Belgelerim, resimler. Kontrol dedim sadece. Yok. Windows tuşuyla screen tuşu. Bunu regular yapalım. 18 değil de 24. Büyütsün biraz. Ctrl C ile de arttıralım. Info et. Olsun.
Tamam.25'te şöyle geniş olsun. Elli iyidir. Kontrol J dedim ve yan tarafa taşıyalım. Bu şekilde delete silelim. Burada ne olacak? Telefon numarası, adres, başka ne olur? Yani telefonu koymadık. Telefonu koyalım. Bu var. Başka telefon ne var? Maili yaptık. Telefon koyabileceğimiz başka telefon var mı? Bir tek bu mu var? Bunu alalım. Tamam. Bununla yine bu değil. Tamam. Artı 90. 212 212 212 diyelim. Artı 90 555 555 55 55 olsun da. Bunu da Ctrl J ile arttırdım ve devam ediyorum. Şöyle galiba. Tamamdır. Bu şekilde delete silelim. Oraya bir tane ev çizelim. Var olan evlerden birini alalım. Bunu alalım. Tamam, böyle iyidir. Bunun rengini de yine bu renk yaparsak bence gayet başarılı olacaktır. Onu delete de silelim. Direkt bilgiyi açıp buraya bu kısmı alalım, yapıştıralım.
Evet, böyle iyi. Bu arada yanlış bir şeyler olmuş burada. Şurada olmalı. Yine burada da aynı şey oluşmuş. Devam ettirelim. En alt kısmını yapacağız. Kontrol açtım. Gelsin bunlar bir. Şöyle bunlar sırayla gitsin. Ekip. Buradayken bir tane daha ekliyorum. Buna da alt kısım diyelim. Ya da header değil de footer diyelim. Evet. Bunun altında yine bir şekilde başlayacağım. Burası 50 olsa yeter. Burası. Şu aşağıya rengini sadece belirtmedik. Rengi de yine koyu olsun. Biraz daha büyütelim. 50, 50, 80. Yine 100 yapalım bunu. Daha iyi olacak sanki. Footer'un altına devam ediyorum. Burada copyright vardı diye hatırlıyorum. Neden göremedim copyright'ı? Burada. Beyaz olsun. Bir tane de metin alıp buraya yazsın. Copy right 2018 olsun. Web tasarımının rengini farklı yapalım. Bununla da bunu seçip şöyle ortalansın. Şu şekil çok büyük olmuş. Bunu biraz küçültelim yaklaşık. Copyright web tasarım. Bir tane daha metin ekleyelim. Tüm hakları saklıdır diyelim.
Bunlar aynı hizada olsun. Tamam. Tamam. Son olarak da buraya şu kısma sosyal medyalar için yine altıgenler çizeceğim. Ya da yukarıdaki altıgenden alalım bir tane. Onlar da vardı. Slider'da vardı kutular. Ctrl J deyip bu galiba. Bakalım boyut. Bunun boyutunu biraz büyütelim. Gayet iyi oldu bence. Buraya bir grup daha açalım. Gruba da şey diyelim. Sosyal medya diyelim. Sosyal medya. Bunu bunun içerisine atıp ve Ctrl J ile arttıralım. Aralarında 20'şer piksel verelim. Evet. Ctrl J. Doğru. Bir kontrol daha J edersek yeterli olur bence. 6 tane. Aynen. Şöyle bunu 2 dakika devam ettiriyorum. Buraya gelip bıraktım. Tamam.
Bu arada bunların hepsi aynı hizada olmamış. Yok, tamam, doğru hizadaymış. Şimdi Facebook, bu hangisi? En baştaki. Bu burada. Tamam, Facebook'u taşıyorum. Nereye? Hepsini aynı anda bir büyütelim. Şimdi Facebook'u çekiyorum tek tek. Bununla bu altla beraber ne yapacağım, bakın içerisine yerleşmesini sağladım. Evet, gayet güzel oldu. Sonra LinkedIn değil Twitter alalım. Twitter'ı da buraya aldım. Twitter'da şurada olacak. Yine altla beraber. Tamam. Sonra da LinkedIn var. Google Plus'ı alalım. Bunu da bu araya yerleştirelim. Tamamdır. LinkedIn. Tamam, LinkedIn alıyorum. LinkedIn'i de bu araya yerleştiriyoruz. Altla. Tamamdır. Skype kaldı. Skype'ı hemen yan tarafa. Skype'ı da bu araya yerleştireceğiz. Son olarak mail adresi kaldı. Mail'i de o buraya. Bu biraz büyük kaldı. Biraz küçültürsek sanırım onu da yerleştirmiş. Vardı bir daha önce. Onları göndereyim ben size şimdi. Bu da tamam. Sosyal medya tarafı da tamamlandı. Yalnız şöyle bir şey yapalım. Şu sosyal medyayı kapattım. Burası çok büyük oldu. Biraz küçülteceğim. Çok yer kapladı daha doğrusu. Şöyle shift'e basılı tutarak yaptım ki aynı oranda büyüsün, hep küçülsün. Bu arada ne seçili? Sosyal medya seçiliydi. Bence böyle iyi oldu şimdi. Bu aşağısı fazla. Bu kısmı da keseceğim. Kesme işlemi, bakın burada crop var. Yaklaşıp da kesebilirim. Burasını kullanmayacağım demek istiyorum aslında. Bu arada şöyle yapalım. Kesmeden önce şu en alttakini kaydırmışız. Farkında olmadan. Yüksekliği de 0 yaparsak tam oturur. Şimdi şey kısmı croplayalım.
Bakın geldim. Fazlasını ne yapıyorum? Alıyorum. Ve enter dediğimde bu şekilde gelmiş oldu. Yalnız bunların hepsi, evet, hepsi aslında kaymış galiba. Farkında değilim. Doğru. Croplarken galiba fazladan tamam şimdi. Evet, croplarken oluşturmuşuz. Evet, web sayfamız hazır durumda şu anda. Bundan sonraki HTML CSS'e dökme işlemi kaldı geriye. Burayı da bu şekilde bıraktık. Sonlandıralım.